Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala ushbu seyyidul ayyam haccül mesakin külünü barchamızga barakatli qilgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollari haqidagi darsimizni navbatdagisi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutohharalardan bo'lgan Hafsa bint Umar ibn al-Xattob roziyallohu anha haqida gaplashamiz. U Hafsa bint Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattob. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhuning qizi. Hafsa onamiz vahiy kelishligidan 5 yil avval dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamizga hijratni 3-chi yilida uylangan. Hafsa onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Yana Umar ibn Xattobning o'g'li Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu ham opasidan Hafsa onamizdan ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha ixtaroni va ixtaro li ashabi." Alloh taolo meni tanlab oldi ve benim ashablarını ham men uchun talab berdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayolları, Rasulullah'ın ailesi birodarlar, davetinin bir kısmı. Çünkü bunlar Rasulullah'ın aile bularken, cüft zavca bularken, Rasulullah'ın etken köp sözlerini, hadislerini, Rasulullah'ın etken ve kıyan işlerini taşkaraki adamlarına alıp çıkışlığı gerek. Çünkü Peygamberimizin her bitti sözü ve fiili şeriatinin aslı hesablanadı. Şu sebeple Peygamberimizin etrafındaki adamlar ve hususan ayolları öte masuliyetli ve muhim iş ularının zimmesinde turgan. Avvalgi derslerimizi aytib o'tdik. Rasulullah bir ayolga uylandı. Uylanıp oldiga kirganida haliga ayol "Auzu billahi minka" dedi. "Sizdan panoh tilayman Allohdan" dedi. Peygamberimiz "Ilhaqi bi ahliki, boring yuziga ketavering" dedi. Çünkü Rasulullah'tan eşitken sözlerini, Rasulullah'tan körgen fiillerini, taşkarıya op çıkış gereği bugün ayağının fahmı şuna kabul işlik gereği mi? Büyükdeki ayağlar, büyükdeki adamlar Rasulullah şuna kadesine yakışık görüldü dese, oylayıp görmezsen şart ayet var adıgan bosa, fahmı akıllı şuna kadar pas bul adıgan bosa, elbette Rasulullah'ki cüft bul şeyki bu ayağı yaramaydı. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bugün adamlar akıllı, kuşlu, ötkür zehinli ve fahim farasatli buluş diye gerekir. Hafsa anamız raziyallahu anha Muaviyat ibn Abu Sufyan'a bayat verilgene de halifelikken vafat etken. Vahiy kelişiden 5 yıl avval dünyaya gekegen Muaviyat ibn Abu Sufyan halife bugün davırda vafat etken. Hafsa anamız raziyallahu anha peygamberimizi tutulmuş ki çıkıştığından aldın. Kuyavu kim bugün? Bu kişi nima ish qilgan? Qaysi g'azotda vafot etgan? Hafsa onamiz necha yoshida eridan tul qo'ygan? Hunays ibn Huzofa Sahmi. Hunays ibn Huzofa Sahmi. Bu kişi Hafsa onamizning birinchi eri. Birinchi kunlardan boshlab, birinchi kundan islomda qabul qilgan kishilardan edi. U kishi Habashistonga hijrat qilganlardan. Keyin qaytib kelib Makkaga Peygamberimizin buyruğuna muvaffak Medine'ye hicret edildi. Demek Hunays ibn Huzofa iki tane hicretine sahibiydi. Hunays ibn Huzofa raziyallahu anhu Uhud gazatı da cerahat aladı ve bana şu cerahatı tüfeğiyle köp ötmeyi vafat etdi. Şunda Hafsa anamız raziyallahu anhu biyeva kaladı, tül kaladı. Buradalar yerini farzandlarını hizmetinde koyun boyan ayol, Müslüme ayol cennet kekiradı. Ayolunu işi asan. Peygamberimiz etkenleri dek 5 mehal namazını okusa, rozasını tutsa, eğrige itaat kısa, özünü pakize saklasa, mana şu ameli bu ayolunu cennet kekirişliğe kifaya kıladı. Hunays ibn Huzofa raziyallahu anhu braderler Badr gazatı gem katnaşken idi. Uhud gazatı gem katnaştı. Badr gazatı katnaşlık bu ülken şaraf edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler bilen fiilen cang meydanında birinci madde bana şu Badr gazatı tuhnaş geldi.
bu Badr g'azotida qatnashganlar haqida i'malu ma shi'tum fa inni qad g'afartu lakum. Endi ey ahli Badr, xohlagan ishingizni qilinglar. Men sizlarning hamma gunohingizni kechirdim deyildi. Bu kishilarni bunday maqomga yetishligi bular shunga loyiq edi. Chunki islom din zaif, quvvatsiz bo'lib turgan paytda ular dinga yordam bergan edi. Odamlar bor, dindan foydalanadi. Yana odamlar bor, dinga foyda keltiradi. Odamlar bor, dinga yuk. Yana odamlar bor, dinni yukini o'zlari ko'taradi. Odamlar yo salbiy bo'ladi, yo ijobiy bo'ladi. Islomda avvalida bunaqa ulkan xizmat qilgan kishilarni hisobi ham oddiy bo'lmaydi. Va umuman islomga, dinga, ummatga, xalqiga vaqtini sarflayotgan, mehnatini sarflayotgan, molini, ruhini sarflayotgan odamlar, bularning hisobi habanikidaqa bo'lmaydi. Ularni Alloh taolo o'ziga bir xos hisob bilan hisoblaydi. Chunki aytdik-ku, yuk bo'lgan odamlar bor, bu yukni ko'taradigan odamlar bor. Ummat uchun ishlayotganlar bor. Bir xayriyat eshigini ochayotgan, odamlarga foydasi tegayotgan, qo'lida bor bo'lgan narsasini din yo'lida, Allohning roziligi yo'ligida berayotgan odamlar bor. Albatta, bularning hisobi boshqalardan farqli bo'ladi. Hunays roziyallohu anhu ana Uhud g'azotida olgan jarohati tufayli uzoqqa bormasdan vafot etdi. Hafsa onamiz mana shu paytda 20 yoshlarni atrofida edi. 20 yoshga kirgan ayol mana eridan beva qoldi. Hafsa onamizni kuyovi o'ldi. Otasi Umar ibn Xattobning ahvoli qanday bo'ldi? Kunlar o'tdi, iddasi tugadi. Umar ibn Xattob qizini erga bermoqchi bo'ldi. Qiziga sovchi kelavermadi. Qanday ishlar sodir bo'ldi mana shu xususida? Umar ibn Xattob qattiq alam chekdi, chunki qizini eri o'ldi, tul qoldi. Farzandni qadrini ota biladi, birodarlar. Ota uchun eng katta baxt farzandlarini saodatli ekanligini ko'rishlik. Bu narsa uchun har qaysi ota har qancha mehnatga tayyor bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik farzandlar bilmaydi. Bolasini foydasini, bolasini manfaatini ko'zlab gapirgan otani gapini molol oladi. Dadam qarib injiq o'p oldi. Onam qarib injiq o'p oldi. Agar bir otani farzandlari, qizlari, kuyovlari bilan, o'g'illari, kelinlari bilan osoyishta hayot kechirayotgan bo'lsa, mana shu ota dunyodagi eng baxtli inson. Shuning uchun farzandni tarbiyasini chiroyli qilgan ota-onaga Alloh taolo oxiratdan avval dunyoda o'zida ham mukofot berib qo'yadi. Zo'r tarbiya qilgan odamga Alloh taolo bu farzandlarni tarbiyasi uchun shu dunyoda o'zida ham mukofot beradi. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun. Parvardigor, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shodi hurramlikni ato etgin. Ayolidan, farzandidan inson qachon shodi hurram bo'ladi? Qachon ularni ko'rganda ko'zi quvonadi? Qachonki tarbiyasini zo'r qilgan bo'lsa. Yoshligida parvarishini zo'r qilgan bo'lsa, halol yegizgan bo'lsa, Allohni tanitib bolasini haqlarini bergan bo'lsa, bu bola katta bo'lganda albatta ota-onasini ko'zini quvontiradi. Qurib ket ko'ray, qanday bola kunda tug'ilib qolgan ekansan, nimaga odamlarda bolasidaqa emassan deyotganda, shu ota, shu ona insof qilsin. Buni kim shunaqa qildi? Nargiladi kim unaqa qildi? Ularni ham ota-onasi, buni ham ota-onasi. Ayrim odamga bolangiz yaxshi inson bo'pti, tarbiya qilganingizga Alloh rozi bo'lsin, solih farzand boqibsiz desa, bu ota uchun dunyodagi eng katta boylik shu. Ya, odam podam bo'lmabdi bolangiz. Bolasini deb ko'chadan gap eshsa, otaga bundan ko'ra og'irroq, og'irroq holat yo'q. Endi ota o'zi tarbiya qildi-da, nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Undan tashqari qaysi ota o'lmaydi, bilasizlarmi? Bir otaki uni farzandi shu ota xohlagandek odam bo'ldi. Ota bolasini qanaqa bo'lishini xohladi. Bola shunaqa bo'lib yetishdi. Mana shu ota o'lmas ekan. Shunaqa otalar bo'lar ekan, tirik bo'lib turib o'lar ekan. Chunki boqqan farzandi ota xohlagandek emas. Bunday otani farzandi boyaga solih farzandni otasi qabriga kirgan chog'ida ham savobli amallari to'xtamaydi.
bu ota özü günah kılıçtan, savab kılıçtan toxtadı. Ama o farzandını kıyken savabli amallarından otaga ölüş borup duradı. Şunun için farzandlarını, terbiyesini zor kıyken ota ölgendeyem savab amalları tereyip oladı. Demek siz bilen biz farzandlarda terbiyesine cüde kattık itibar verişimiz gereği oladı. İnsan hayatta yaşarken hangi uzak umur görse şunca ıssık sağlığı köp görüldü, okuydu, soruydu, eşledi, örgenedi, izlenedi. Ömrünün ahirge borgende katta ilimge ve katta tecrübeye gebop kaladı. Eğer bana şaka tecrübesi katta bugün adamge, yaşı falan yaşge borgende. Ne bana arzu kılardı izlese, yaşlıgım kaytip gese, bana şu okugen, eşitgen, toprağın tecrüben bilen zor hayat geçirgen bolardım deydi. Yani kareyim, siz bilen bizge okşagen, ömrünü avvalı da, ömrünü başında turgen yaş yigit. Yana da 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl yaşagen bir hayati tecrübesi katta bo'lgan bir adam var. Eğer şu yaş yigit, şunaqa hayati tecrübesi katta bo'lgan adamı maslahatlarga kulak sosa, yaman bo'ladı mı? Yani bu maslahat berayotgan adam halis. Halis yordam beradi, halis maslahat beradi, bekarga maslahat beradi. Bunun misali şu ki, bir insan safarga çıkmakçı, bir yaş yigit, bir yigit hayatı safarga o'xshaydi. Hali özü körmegen, bilmegen bir yolga yürmakçı. Qiylanadi, eğer yolg'iz ketsa. Eğer mana şu yolunu bosib o'tgan, bir yaşı kattaroq, şu yoldan bir neçe metre yürgen tecrübesi var adam bo'lsa, haligi adam aytib turadi. Mayerda burulish var, sekinroq yur. Mayer chuqur, ehtiyot bo'l. Mayer do'mlik, bunga bunday qil. Mana shu yigit qoqiladimi hayotida? Qoqilmaydi. Qoqilmaydi. Shuning uchun uylanish arafasida turgan birodarlarimizga aytamizki, endi uylanadigan odamni nazarida uylansa eng baxtli odam shu bo'ladi. Uylansam, farzand ko'rsam, ayolim ham, farzandim ham ko'zimni quvonchi bo'ladi deb o'ylaydi. Akalar, hali mehnat qilish kerak. Çünkü yerde aldız boldu, bağ boldu, daromad tushdi degan emas. Bu yerde olgandan keyin onu parvarish kerek, qilish kerek, daraxtga o'chirish kerek, putash kerek, yil kerek, mehnat qilish kerek, ine daromad olasiz. Uylandinglarla boldu degan emas. Yaxshi xotinni tanladim boldu emas. Uni yog'ida ish undan ham ko'ra muhimroq bo'lgan narsa. Ko'p mehnat qilish kerek, ko'p sabr qilish kerek. Endi 20 ga yetgan yoshi qizi Hafsonamiz bevaq oldi, Umar ibn Xattob bundan alamlandi. Iddasi tugadi. Endi Umar ibn Xattob uzatish haqida fikr qildi. Endi hamma ota ham bolasini bolasini saodatli umr kechirishini orzu qiladi. Qaringda, o'zi solih ota-ona bo'lishlik ne o'zi shu ota-onani jannatga olib kirib ketadigan amal. Qaytaraman. Solih ota-ona bo'lishlikni o'zi sizi cennetki kirp geçizge kifaya kıladı yani amel. Küller öttü. Sağ çıkıyor olmadı. Ömer onu hatta gamge kirip kaldı. Bazı diyen buladı. Kızın 18 yekiledi, 20 yekiledi, 21 yekiledi, sağ çıkıyor olmadı. Takdiri kele olmadı. Haradardan dereye yok. 22 yekirdi ama sağ çıdan haber yok. Ata ona ıstırap götüşüp kaladı. Ne maksam ikin. Yaşı ötüp geti yaptı. Karıp kalı yaptı. Buradalar Allah takdir kıyken künde buladı iş. Maşakılıp sıkılıp boğulup oturadı da Allah takdir kıyken buladı. Bir sağlık yigit gelip kızı gehardar buladı. Üylenadı. Hemen hemen andukları çıkıp yedadı. İslami çıralı muamelanı kıladı. Oturup koyanlığı ya ki sağ çıkamayan davırdı. Ata inanı makamıydı. Esleben koymuydu. Şunun için Müslüman ata, Müslüman ana Allah'ın takdiriye taksimiga razı buluşluğu gerek. Şunu da hatırlayacağım buladı. Ha, sıkıl olma kızım. Sen gel bir yazıp koyan cahaya var. Ya oğlunu ül olmazdan, kelin kitap olmazdan, takdir kemezden yürüdü. Aylab, yillab. Brother, hatırlayacağım bul. Sen gel kagadır yazıp koyun gel. Öşüge anen bar günü için maklasan, sabır kılasan, dua kılasan. Günler ötü salçı yok. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shu g'amini Abu Bakrga aytdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Umar ibn Xattobni haqiqiy mustahkam iymoniy do'sti edi, sirdoshi edi. Qizini uzatmoqchi ekanligini aytdi.
Endi qarang, kishini ichingdagi dardini ishonib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi bu katta ne'mat. Ya'ni ayta olasan, hamma yo'g'ingni ayta olasan. Bunaqa odam ko'p bo'lmaydi, bitta yoki ikkita bo'ladi. Shunaqa do'sti yo'q odamga hayotda qiyin bo'ladi. Chunki inson g'amini, dardini birovga solsa, yoziladi. Aytsa, yoziladi. Bilasizmi, manaqa psixologlar deb qo'yadi hozirgi tilda. Shu psixologlarda ruhshunos bo'pti. Ashu odamni asab kasalliklarini davolashda stressni chiqarishlik uchun shunaqa bir uslubi bor. Haligi bemor uzun shu yotadi divanda, hali psixolog o'tiradi oldida, ruhiy tabib qo'lida ruchkasi bilan gapiring deydi. Yotib olib gapiradi. Yoziladi shu bilan. Shunaqa uslub ham bor odamni davolashda. Inson ichidagi narsani birovga aytib solsa yengillaydi. Shuning uchun aytilar ekan, diqqat qilinglar. Musulmonga o'zini holidan shikoyat qilgan odam Allohga shikoyat qilgandek bo'ladi. O'zini holidan kofirga shikoyat qilgan odam Allohdan shikoyat qilgan bo'ladi. Chunki musulmonga shikoyat qilsangiz nimani gapiradi u? Birodar, Allohning taqdiri deydi. Alloh shuni sizni shu narsa bilan sinayaptikan deydi. Berganda rozi bo'lganmi deysiz? Endi olib qo'yganda rozi bo'ling deb turib, Allohning so'zini eslatganligi uchun musulmonga xolizdan shikoyat qilsangiz, go'yoki Allohga xolizdan shikoyat qilgan bo'lasiz. Agar Allohni tanimagan kofirga shikoyat qilsangiz, Allohning bergan kunidan bandasiga shikoyat qilayotgan bo'lasiz. O'zi umuman bandasiga shikoyat qilishi yaxshi ish emas o'zi. Jay namozda to'kib olsangiz, Allohga o'ziga aytib. Bo'ladi. Endi baribir sabab bor-da, ro'parangizda odam turadi, shunga dardlashishga to'g'ri keladi. Undan tashqari bir odam g'amga kirib qolgan paytda kallasi yaxshi ishlamaydi. G'am ezib turadi, dard siqib turadi, to'g'ri fikr, to'g'ri yechim qabul qilishlikka imkoniyati yo'q bo'ladi. Endi bo'yindagi bir solih, Allohni tanigan, iymonli, aqlli, ilmli, tajribali birodari bo'lsa, buni ezmayapti-da bu g'am. Bu tashqarida turibdi, to'g'ri xulosa, to'g'ri yechim qila olishligi mumkin. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Abu Bakrga o'zini ishini maslahat soldi. Tez gapirib yormayapmi? Hech kim maslahat olishlikka kattalik qilmaydi. Hatto Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo o'zi vahiy tushib turganiga qaramasdan, Alloh o'zi qo'llab turishiga qaramasdan va shavirhum bil amr deb buyurdi. Ashoblaringizga qiladigan ishlaringizda maslahat soling dedi. Muhammad alayhisalomga maslahat berishgan ekan. Salmon al-Farsi xandaqda kavlaylik dedi. Chunki mana shu ishda payg'ambarimiz o'zi bir yo'l topmagan edi, hech kimning fikriga kelmagan edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldi. Habbob ibn Muzur Badrda payg'ambarimiz tanlagan joyda kelib turib, odob bilan faqat maslahat. Ya Rasululloh, mana shu joy dedi, biz qo'shinni tushirgan joy. Alloh vahiy qilgan joymi yoki o'zingizning fikringizmi dedi. Jangdagi hilangizmi dedi. Meni hilam fikrim dedi. Unda bu joy joy emas dedi. Falon joyga boraylik, suv bizda bo'ladi, ularda bo'lmaydi. Jo'yali maslahatni berdi, payg'ambar alayhisalom oldi. Demak, hech kim maslahat berish olishlikka kattalik qilmaydi. Shuning uchun jamoat birodarlar. Shuning uchun jamoat rahmat, yolg'izlik azob. Jamoat rahmat, yolg'izlik azob. Bitta o'zingiz har qancha kuchli bo'ling, har qancha esli bo'ling, bitta odamsiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar Imom Ahmaddan fa inna ash-shaytona ma'al wahid wa huwa min al-ithnayni ab'ad. Albatta shayton yolg'iz odam bilan bo'ladi. Yolg'iz odam bilan shayton bo'ladi. Ammo shayton ikkita odamdan uzoqroq bo'ladi. Demak, yolg'izlik azob, jamoat rahmat. Ma khaba man istakhar Vala nadima man istashar. Istihora qilgan baxtsiz bo'lmaydi. Maslahat so'ragan nadomat chekmaydi. Istihora Allohdan so'raladi. Maslahat odamlardan. Mushkulingizni hal qilishlikda Allohdan yechim so'raysiz namozda. Chiqib turib odamlardan maslahat so'raysiz. Endi bizning zamonimizga kelib turib bir odamga men senga qizimni nikohlab bermoqchiman deyish uyat. O'zini qizini birovga nikohingga olgin deb taklif qilishlik uyat. Ammo birodarlar, payg'ambarlardan sunnat ekan bu. Payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilsak, Musa alayhissalomga Shuayb alayhissalom
özü kızını taklif kıldı. Hala Musa peygamber, peygamber bulmasından avval. Kale inni uridu an unki haka ihda bnatayya hatayn. Men senge mana şu iki kızımdan birini nikahla bir mahçuman dedi. Yani Qaytar Vaytaman, bizi zamanımızda bu makulmez. Adetlerimizi hılal. Bir işi bosa gerek. Öşün için taklif kıl yaptı kızını deydi. Ama buradalar şunge hoşagen, şunge hoşagen adetler hayatımızda köp yayılıp ketken, İslam'da hiç kanık alakası yok. Aksinçe gayri dinlerde ürfleri adetleri kirip koygen. Mesela, bir ay olay dedi. Ne meşk sezen mahalle dedesi deydi. Üstümge üylenmesiz bu oldu deydi. Ha bu ayol ne meşk, zinayı ruhsat bir yaptım yerine. Müslüman mı bu? Kayadan aldı bu ölçü. Ne meşk sezen kılari fakat üylenmesiz bu oldu deydi. Çünkü adetler, ürfler şeriatımızda doğru kemidiyanı alıp gitmemiz gerekiyor hayatımızda. Teyzer'de bir Müslüman ayoldan savol soru yaptı. Ancak nasıl adı sorup durup, savollardan bittesi, köp hatunluğu hakkında sizi fikri sıkanak ha. Ne mi deyiş gereği bu Müslüman oğlum ayol? Bu masalada benim fikrim yok. Allah da ona ruhsat verirken gel tamam deydi. Şunali mi? Müslümandan şuna cevap verişini kereyim mi? Hafsa anamızın beve yürüyüşü çözülüp gitti. Ömer'in Hattab, Abu Bakir geldi. Hafsa'nı sizge nikahla vereyim mi dedi. Özü taklif kıldı. Abu Bakir kabul kılmadı. Sonra bu niyetini Usmar'ın Affan'a geldi. Hafsa'nı sizge nikahla vereyim mi dedi. Usmar'ın Affan, hazır üylenişlik niyetim yok dedi. Ömer'in Hattab ikkala sahabadan hapılıp kaldı. İkkalasından hapılıp kaldı. Barıp durup bu ikkala sahabadan şikayetini peygamberimiz yıkıldı. Şimdi peygamberimiz Ömer'in Hattab kelime dedi. Yetezavvacu Hafsata man huwa hayrun min Uthman ve yetezavvacu Uthman man huwa hayrun min Hafsa. Hafsa'ya Usmondan yaxshiroq odam uylanadi. Hafsaga Usmondan yaxshiroq odam uylanadi. Usmon esa Hafsadan yaxshiroq ayolga uylanadi dedi. Umar ibn Xattob bu gapni tushunmadi. Lekin keyin payg'ambarimiz o'zi sovchi bo'ldi Hafsa onamizga. Umar ibn Xattob payg'ambarimizga nikohlab berdi qizini. Mana shu muborak nikoh sababli Umar ibn Xattob ulkan sharaf egasi bo'ldi. Endi u kishi Rasulullohning qaynatasi bo'ldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen karındaşlık alakasını ornattı. Şimdi Ömer ibn Hattab ham manzilatta Abu Bakir'e yakınlaştı. Çünkü Abu Bakir ham peygamberimizin kaynatıydı. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh huyam kaynata. Şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn Hattab'a küya buladı. Şimdi kılıp Hafsa anamızın beyvelik hayatı nihayet yaptı. Şimdi bu ayol hayrul halk, habibul hak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin zavcası, Ummul Mu'minin, Muhammed aleyhisselam'nın ayalı yaylandı. Ne için Abu Bakir, Ömer ibn Hattab'ın taklifini kabul kılmadı? Kendi hulası olamız. Bana Abu Bakir cevap vermedi, Ömer'in tarafıya raziyallahu anh'ıma. Şunda, Osman ibn Affan'dan hem şunda muamelanı körüp durup, Ömer ibn Hattab hapa bop kaldı. Hulası şu ki, bir birader izden, sizge yakmıydıgan söz ya ki bir fiil sadır bogan bosa, ondan hafa bovalışlıkke şaşılmaya türeyin. İhtimal bir üzürü vardır sizge şunu yapıp koyganlıken. İhtimal bir sababı vardır. Şaşılmaya hüküm kılışlıkke. Resulullah Hafsa anamızge üylengen eden keyin, Abu Bakir gelip, Ömer ibn Hattab'ge, ey Abu Hafs, menden hafa bulmayın. Çünkü men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hafsa hakkında söz açkenini eşittim. Rasulullah özü sizge indemegenlik için Rasulullah'ın sırrını faş kılışıydı haklamadım. Eğer Rasulullah üylenmegeni de ben elbette özüm üylenerdim dedi. Ne mümkün Faruk'un talabıya Siddiq cevap vermedi. Çünkü Peygamberimiz Abu Bakir'e sır kılıp etken idi. Sır kılıp etken idi. Lekin anıqması da bu hutuba mahfi buladı. Nikah elan kılınadı. Şu sünnet.
Birovning qiziga sovchi qo'yilayotganda iloji boricha maxfiy suratda sovchi qo'yiladi. Ya'ni ko'p ham e'lon qilinavermaydi. Bu xutba nihoyasiga yetmay qolishi mumkin. Nikohgacha yetib bormasdan buzilib ketishi mumkin. Shuning uchun xutba qilib birovning qizi so'ralayotganda odamlarga ovoza qilinmaydi. Chunki aytayapmiz, bo'lmay qolishi mumkin bu kelishuv. Ammo agar xutba bo'lib nikoh o'qiladigan bo'lsa, nikoh endi e'lon qilinadi. Mana shu narsa sunnat bo'ladi. Demak, birodarlarimizdan siz bilan bizni ko'nimizni xursand qilmaydigan so'z yoki ish sodir bo'lib qolsa ulardan, ularni o'pkalashlikdan, ularni ma'lumot qilishlikdan shoshilmaylik. Iltamis li ahika uzron walau 70 marratan. Birodaringni kechirish uchun 70 ta uzrni qidir. 70 ta uzr shu bir sabab bor, bekarga bunaqa baqirib yormadi, bir jahli chiqib turgandir, achchig'i chiqib turgandir, eshitmay qolgandir men aqigan ishimni. Yoki unga noto'g'ri xabar yetkazib qo'ygandir deb turib, birodarni avf qilib bo'lishlikka 70 ta uzr istashlik kerak, topishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga murojaat qiladigan bo'lsak, Badr kunida Rasululloh mushriklardan 3 kishi muborazaga chiqdi. Rasululloh 3 kishini chiqardi. Mushriklardan bo'lgan 3 odam o'ldi. Bittasi Utba ibn Robiya, bittasi Shayba ibn Robiya, bittasi Valid ibn Utba. Musulmonlar tomonida mana shu o'lgan Utbaning o'g'li Abu Huzayfa turardi. Abu Huzayfa musulmonlar tomonida, nargi tomondan kofir mushrik holda kelib otasi, inisi, amakisi qatl qilindi. Mushrik holda o'tib ketganiga alam qilib turganida Rasululloh qo'shinga e'lon qildirdi. Banu Hoshimni o'ldirmanglar. Abul Buxtor ibn Hashamni o'ldirmanglar. Amakim Abbosni o'ldirmanglar dedi. Boyaga alamda turgan sahoba Rasululloh o'zini amakisini yonini olyapti mushrik bo'lsa ham, urug'chilik qilyapti deb noto'g'ri gumon qildi payg'ambarimiz bu so'zidan. U Abbosni mushrik deb o'ylagan edi. Vaholanki bu paytda Abbos ibn Abdul Muttolib garchi Makkada yashagan bo'lsa ham, garchi hijrat qilmagan bo'lsa ham musulmon edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkada mushriklarning orasida, Quraysh orasida ko'zi va quloqi edi. Shu sababli turar edi. Endi Abu Huzayfa mana shu alamda turar ekan, aytdiki, bittamizni otamiz, inimiz, amakimiz qatl qilinganda Abbos qatl qilinmas ekanmi? Vallohi agar meni ro'baramga kelsa, qilich bilan chof tashlayman dedi. Chunki Abbosni mushrik deb o'ylagan edi. Mana aytib o'tdik, Abbos roziyallohu anhuni payg'ambarimiz o'ldirmanglar deb aytdi. Agar Abbos musulmonman deb Badrga kelmasa, mushriklar Abbos haqida yomonga borib qoladi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abbosni o'ldirmanglar, u musulmon deganida sirini fosh qilib qo'ygan bo'lar edi. Va Makkadagi davri, Makkadagi ishi nihoyasiga yetib qolgan bo'lar edi. Endi agar umuman Abbosni o'ldirmanglar deb aytmasa, musulmonlar qatl qilib qo'yishi mumkin. Demak, payg'ambar alayhissalomni shunday deyishligiga sababi uzri bor edi. Undan tashqari u zot sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning boshlig'i amiri edi. Abu Huzayfa roziyallohu anhu aytadi. Keyinchalik dedi, Alloh gunohimni kechirsin deb 10 yillar sadaqamni to'xtatmadim dedi. Bu kishi keyinchalik janglarda birda shahid bo'ladi. Yana takrorlaymiz, birodaringiz sizni xafa qiladigan so'zni aytsa yoki bir ishni qilsa, uni ma'lumot qilgani shoshilmay turing. Bizda shart xafa bo'laveramiz. Mana shu siz bilan bizning nafslarimizdagi bir kasal, nuqson, kamchilikni alomat. Ehtimol siz xafa bo'lib turgan o'rinda sizga bir foyda bor. Uni bilmaysiz siz. Payg'ambarlar tarixiga qaytsak, Musa alayhissalom Madiyanga bordi qochib Misrdan odam o'ldirib qo'yganidan keyin. Shuayb alayhissalomning qiziga uylandi, 10 yil turdi, endi Misrga qaytib ketyapti. Shunda qorong'u kechada qolib, sovuqda qolishganida ana shu sahroda uzoqdan bir o'tni ko'rdi. Oilasiga qarab turib, inni anastu naron la'alli atikum minha biqabasin aw ajida 'alan nari huda. Ayoliga qarab, oilasiga qarab, shu yerda turinglar. Men bir olov ko'rib qoldim. Shoyatki sizlarga undan bir cho'q olib kelsam yoki shu o't oldidan biron yo'l ko'rsatuvchi topsam dedi. Bordi. Alloh taolo payg'ambar qildi bu bandasini. Alloh taolo mana shu Tur tog'iga borganida Alloh taolo nido qildi, Musa kalimulloh bo'ldi. O'tdi deb boruvdi. Alloh taolo kattaroq narsani berib qo'ydi. Nubuvvatni berib qo'ydi.
Çünkü siz bilen biz kütken tamamen yakışılıymaz. Yamanlık hep kalışı mümkün. Siz bilen biz yaman da böyleyken işte hayriyet bu kalışı mümkün. Bunu kim biledi? Anas isimli bir kişi üyelendi. Ayolunu alıyor kirgeni de ayolunu husnu yokmadı. Çıralıymaz idi. Ayolu bilen böyle buldu. Köyünü bulmadı. Şehrin taşıp 20 yıl boş akkan tamamlarda yürüdü. Üylendi, bir keçe, iki keçe üyde buldu. 20 yıl kezdi dünyada. 20 yıl ötkenden keyin özünü şehriye kayıtıp geldi. Şehirdeki katta masjidga kirsa, bir yaş yigitin etrafında minglegen talebe ilimler toplanıp oturardı. Bu onlara ilimden ders verirdi. Kim bakan bu adam dedi. Dedi, bu Malik ibn Anas de işte. Bu yigit, bana şu narazı olup çıkıp gitken hatını tukkan yigitidir. Şu Anas'ın oğluydu, Malik ibn Anas. Körün, yoktırmadı ayolda çıralı mesekken de. Şimdi ayolu ne dedi gene de? Eri onu körüp çıralı mesle gene, ya ki husnundan kanatlanma geligini körüp, ey falanca dedi eriye. Yakşilik sizge yokmagen narsada yaşarılgen buluşu mümkün dedi. Narazı olup çıkıp gitti, lakin kanaka farzan dünyaya geldi. Bana şu ayol sevaplik. Ben de mustakim buluşluğu gerek. Allah'ın hükmü de kayın buluşluğu gerek. Endi uyağını, gayb işini Allah'a hukuk koysun. Ve men yetevekkel alallahi fahuva hasbuhu. Kim Allah'a suyansa, bas bu benden hama işi, hama muamması Allah Teala'nın zimmesiye. Biz işimiz takvada buluşluk. Bakara suresi de ayetilingen, zaten sizler özünüz için yakşı bulgenlersen yoktırmasla ilginiz mümkün. Özüler için yaman bulgenlersen ise yakşı görüşünüz mümkün. Allah biladı, sizler bilmeyizler. Bir an bir Bollywood'un vakayı da baytılınladı bana kitaplarda. Bir kızga bir yigit üylendi. Uzun köyüne kiyen, nahatta bir kelişken çıralı üylendi. Üylengenden keyin karası hali kızdı bitti ayağı kelteyken. Uzun köyündeki kiygen, ayak giyimini birinin ikincisinden balatıra kılıp kiygen, şu bilen ayağı tek gizleyip olup turmuş kurdu. Sırf hoş buldu, endi küyağını, ailesi topalan köterdi. Koyu yuvarasam bizi aldattı. Ama bu yigit ne dedi? Vallahi koyu varmayayım ben dedi. Özüm yoktur buldum, takdirim eken buldu yaşayayım ben dedi. Endi karayın, hiç kança vakit ötmezden Allah Teala bana şu yigitke, şu ayağı üylendi, şu kız gibi ulandı, cüde katta bir hayriyet verdi. Ne bana bakacağım ben? Şu ayolge ulangen yiğitini peşenesi açılıp boyu badavlat bu geçişini kere gidi. Demek şu ayolge ulanmagene de şunası kemese de, şu ikalası bir boyanın keyin hayriyet takdir kılgen de. Onu yan peşenesi ya, bunu yan peşenesi ya. Öşün için biz ne bizge yakşı ekenliğini bilmiyemiz. Biz Allah'a tavakkül kılamız. Yani elbette bu şakasını aldı genimiz bu. Aytmakçı bu genimiz. Şu rızkını, şu kızını rızkı da turmuş kuyundan keyin, eğri bulan mol köl turmuş geçirici yazılı genidir. Demek ki şerif oluştu bunlar. Üyler var. Taş görüşlü sadda. Fakir ona. Ama o üyde içinde yaşayan adamlar birbiri bilen İman asasla muamela kıladı. Rabbani bendeler buladı. Bu üy yerdeki cenneti nak özü. Yani şimdi bir üylerim buladı. Haşama, dar, dengilleme, varanlagen havlular buladı. Bunun içindeki adamlar birbiri bilen şeytani muamela kıladı. Bu üy halkınca dengillegeni bilen yerdeki cehennemde nakkını özgünesi. Demek ailelerini falavan buluştuğu, turmuşunu yakışı buluştuğu imani alakalı düştüğü kurulgen buladı. Hafsa anamız raziyallahu anha peygamberimizge turmuşge çıkan payette Resulullah'ın neşte ayalı var idi. Ayşe anamızın bana şu nikahge münasebeti kandeyi buldu. Hafsa anamız peygamberimizge turmuşge çıkınca peygamberimiz iki de ayalı var idi. Savda binti Zama'a ve Ayşe binti Abu Bakr. Demek üçüncü hatun idi. Lekin aslı hesablasak, Hadice anamızge koşu hesablasak peygamberimizin törtüncü hatun idi. Ama hazır üçüncü hatun bulup geldi. Savda anamız yaşı katteydi. Şunun için Hafsa anamızı keçirgeni yaşı kabul kılıyor. Ama Ayşe anamız gayrılığı geldi. Çünkü Ayşe hem yaş, Hafsa hem yaş. Yani de rashkını ekken kündaşı bulan muamela kılışı elbette asan buladı.
ama rashk kelib turgan ayol bilan muomala qilish qiyin bo'ladi. Endi bu g'ayurlik, rashk degan narsa ayolada tabiatidagi bor narsa. Bu kimmi ayoli bo'lishidan qat'iy nazar. Payg'ambarning ayollarining orasida ham Muhammad alayhisalomning ayollarining orasida ham rashk degan muammo bo'ldi va bo'lish kerak edi. Çünkü şu muamma bosa peygamberimizden biz ne iş kılış gereğini örgenemiz. Mabada hatunumuz iki diyor ki ondan köprağı bulalıyan bosa. Eğer umuma muamma boma yanı da iki de üç de hatunlar kayardan ders alar adı. Hadiler ki Müslümanlığa ibrat buluşunu kereydi. Bana yanda müşküle var bizde. İki de yaş hatun bir buldu. İkilesi yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini egelleşge küreşedi. Biri Ebu Bekir'di kızı. Biri Umar'da kızı, raziyallahu anh, hümacimayin. Kimlerdi kızı, ey yiğitler. Kaynatan tüp tüzüyor adamı şu kızı şuna kadar piyeli çatadı demeyin. Çünkü yazdı kaynatıyız, Abu Bakır bilen Umar bugün diyeyim. Bu kızı kız, fiyelde indi bu, nümak klasisi indi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerge talim verip, elbette ayol kişi kişi kovurgadan yerelgen, onu tüzetemen deme, sındırıp olasan. Kıyışıklık için faydalanı uğur degen. Fakat birbirine maslaşır, sen öşü kıyış kovrağa maslaşır. Ama bana şu acize bugün, latife bugün, zayıfe bugün ayolları ki lütf bile muamla kılıçlık, Müslüman erkeği için katta fazilet hesablanadı. Bu tosattan bugün nikahtan Ayşe anamız tılını tiyişlikle mecbur oldu. Kardan geldi bu muamma. Ahval ağır. Peygamberimizin kalbini egelleşken yine bitti haridar geldi. Özü kündaşı Savda anamızı bir günü peygamberimiz bilen bugün de özü yeterli bop dururdu. Karı ayol bilen peygamberimiz bir boladıken keçede özü yeterli bop dururdu aşı anamızı. Şimdi bunu sikildi. Şimdi ne makaladı? Resulullah'ını yine bir günü bölündü. Hafsa anamızı. Hafsa anamızın nabat gelip peygamberimiz onu üyüge, hücresi kirip gelse aşı anamızı ahvalını mı buladı? Ömer onu hatta raziyallahu anh o halife bulup durganları da eriden şikayet kılıp bir ayol geldi. Halifege eriden şikayet kılıp etti ki erim dedi kündüzleri rozadar, tünleri beydar dedi. Ömer onu hatta Allah bereke versin zoraken eriyin dedi. Şöyle de turgan Ali ibn Abi Talib amiralim uminin eriden şikayet kılıp yaptı bu ayol dedi. Ali'ye karar bir Ali, eğer çünge bulsa hüküm kıverin dedi. Eğer bir kişinin tötte hatını bulsa, her keçe onlardan bittesi bulan bir gibi oluşu hikayeye bulsa, demek bitti ayolge, üç günden kendine nabat geledi. Bu adamge Ali raziyallahu anh hukuken hükümü şun diye buldu. Üç gün, yani kündüzü rozadar ayolge karar mıydı bu? Keçesi bedar namazda ayolge karar mıydı? Ayolge bulan işi yok idi. Ali ibn Abi Talib hüküm kıldı, üç gün bedar bulasan, bir gün ayolge bulan bulasan. Mana şu adaletli hüküm oldu. Ayşe anamız, Hafsa anamız, peygamberimizin yüge kegende münasebeti kanaka boyunca yine ettik. Yine birden yakışı bop gitti ikelesinin muamelası. İkele kündaşlı birbirine boyunca muamelası zor bop kaldı. Raşk, gayrılık, kötarlık kaldı. Aval geçerliyemez. Muamela zor bop kaldı. Bunun sebebi bu arada. Ayşe anamız, Savda anamız bulan türkende Hafsa anamız geldi. Üçte boldu. Ayşe anamız gayrılık geldi. Endi peygamberimiz yana başka ayollarga uylanıp Resulullah'ın hanedanında hatunlarda sonu köpeygenden keyin bu yagi iki de yaş hatun bir buluşu aldı. Zeynep binti Cahş, Ummu Salama, Cüvayriye binti Haris, Safiye binti Haya ibn Ahtab ayolları bitti bitti kelip peygamberimizin hanedanında hatunlar köpeygenden keyin Ayşe anamız bilen Hafsa anamızın müşkülası azayıp kaldı. Resulullah'ın ayollarını bunçalik katta adatta buluşuyken hikmeti var. Bu adamlar öyle gendik, Resulullah'ın bu ayollarla uylanışıdaki asasi maksadı bu şahvat emesidir. Bir ayol uylangen olsa peygamberimiz bana şu ayolun otası sahabanı manzilatını kurtarış içindir. Eğer bir kabileden peygamberimiz bir ayolga uylangen olsa şu kabile bilen Müslümanlar ortasında dostluğunu Allah onunla düşünüdür. Yani bir kabile başlığını kızı uylangen olsa onların İslam'a bugün Müslümanlar'a bugün adavatını pas ettirişidir. Her bitti uylanışlığının arkasında hikmeti var. Bu şahvani kişi bo'lganligi uchun, shahvatning orqasidan quvganligi uchun payg'ambarimiz xotinlarni ko'paytirganmas.
Bu hammamizga haqiqat aniq. Chunki agar xotin voz bo'lsa, shahvatni qo'yadigan kishi bo'lsa, payg'ambarimiz naq qiz bolalarga uylanmasmidi? Biz buni yaxshi bilamiz. Faqat Rasulullohni tanimagan, dinimizga bir adovati bo'lgan odamlar eshitib qo'ysin bu narsani. Demak, Oysha onamizni Hafsa onamiz bilan bo'lgan muomalasi yaxshi tomonga o'zgarib qoldi. Bu kala kundosh murosaga kelib qoldi. Ajib hol. Bu g'ayrioddiy hol bu. Buna bo'lish kerak emas. Umar ibn Xattob juda ham zirek, xushyor odam bo'lgan. Men makkor emasman degan Umar ibn Xattob. Men makkor, makr qiladigan makkor odam emasman, lekin makkor meni olda olmaydi degan. Umar ibn Xattob juda xushyor, zirek odam edi. Qarasa qizi zo'r bo'lib qoldi Oysha onamiz bilan muomalasi. Bunaqa bo'lish kerak emasdi o'zi. Demak, bir narsa bor buning orqasida. Umar ibn Xattob payg'ambarimizning bu ikkala yosh xotini tilini bir qilib boshqa ayollarga nisbatan bir ish qilmoqchi ekanliklarini sezib, bu yaxshilik emas dedi-da, Oysha onamiz bilan ehtiyot bo'lib muomala qilishini qiziga vasiyat qildi. "Ey qizim, bu dugoningizni" dedi. Ya'ni Oysha onamizga. "Sizga yaqin bo'lib qolganligi sizni aldab qo'ymasin" dedi. Ya'ni ikkalalar bir narsa qilib turib, bir bo'lib turib, boshqa xotinlarga nisbatan bir narsa qilib qo'ymanglar dedi. Chunki siz hali Rasulullohning qalbida Oysha joy olganchalik joy olganmassiz dedi. Umar ibn Xattob bilar edi Oysha onamiz payg'ambarimizga eng sevimli xotin ekanligini. Umar ibn Xattob bilar edi Siddiq Abu Bakr Umardan ko'ra payg'ambarimizga yaqinroq ekanligini. Qarang, Umar ibn Xattobning kamtarligini. "Ya Hafsa, ayna anti min Aishata va ayna abuki min Abiha?" "Ey qizim Hafsa, siz kim u, Oysha kim? Otangiz kim u, Abu Bakr kim?" dedi. "Biz teng bo'la olmaymiz ular bilan" dedi. Abu Bakr erkaklar ichida payg'ambarimizga eng yoqimligi, Oysha ayollarning ichidagi eng yoqimligi dedi. "Bahslashmang, bellashmang" dedi. "Sen Oyshaga teng emassan, men uning otasiga teng emasman. Sen unga teng emassan. Agar sen Oysha bilan bir bo'lib bir ish qilib qo'ysang, Alloh taolo Oyshadan rozi bo'lib kechiraveradi, senga g'azab qiladi. Sen uni maqomida emassan. Ehtiyot bo'lgin qizim" dedi. Kunlardi birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uyiga kelib ayolidan eshitib qoldi. Payg'ambarimizga Hafsa onamiz gap qaytarishni boshlabdi. G'azablangan holda qizini oldiga kelib eshitgan haqida so'radi. "Rostmi shu" dedi. Hafsa onamiz "ha" dedi. Shunda Umar ibn Xattob ovozini ko'tarib jirki berdi. "Seni Allohning g'azobidan va Rasulullohning g'azabidan ogohlantirgan edim-ku. Ey qizim, Rasululloh uni yaxshi ko'rganiga va o'zini husniga suyangan bu ayol Oysha seni aldab qo'ymasin. Aniq bilasan, agar men bo'lmaganimda Rasululloh seni taloq qilardi" dedi. "Ya'ni seni meni deb xotin qilib yuribdi" dedi. "Xushyor bo'lgin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyida hamma odamlardek oddiy bir hayot kechirdi. Oddiy bir kishidaqa. Agar shunday bo'lmasa, siz bilan bizga ibrat bo'larmidi? Ibn Sa'd o'zining Tabaqotida keltiradi. Hudaybiy sulhi va Rizvon bayat haqida shunday rivoyat qiladi. Rasululloh Hafsa onamiz bilan o'tirib gaplashar ekan, Hudaybiy sulhida payg'ambarimizni qo'liga qo'lini qo'yib, daraxt ostida bayat bergan sahobalar haqida gapirib shunday dedi. "La yadkhulun nara inshaalloh min ashabish shajarati ahadun." Inshaalloh mana shu daraxt egalaridan bayat berganlardan biror kishi jahannamga kirmaydi dedi. "Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta shajara" degan edi Alloh. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Dar haqiqat Alloh mu'minlardan ular daraxt ostida sizga bayat qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Hafsa onamiz eshitib turibdi. Hafsa onamiz birodarlar zakovatlik, yuraklilik ayol edi, jur'atli ayol edi. Kimi qizi? Shunda "Ha, Rasululloh jannatga kiradi" degan, lekin "va in minkum illa varidu hayam" degan u dedi. Rasululloh kelma qilyapti, Rasululloh bilan bahs qilyapti. "Va in minkum illa variduha", sizlardan har biringiz undan o'tkuchidirsiz, vurud do'zax haqida Alloh har bittalar o'tasizlar degan u dedi. Payg'ambarimiz "ha" dedi, lekin Alloh yana aytgan "summa nunajjil ladina taqav va nazaru zolimina fiha jisiya",
Sön takvador bo'lgan zotlarni undan qutqaramiz ham degandi. Qarang. Rasululloh bilan bir latif munoqasha qilyapti. To'g'ri jannatga kiradi-yu, lekin dozoqdan o'tasizlar degani hammanglar desa payg'ambarimiz javob berib turib, biz ularni qutqaramiz degan. Hammamizga ma'lum birodarlar, o'tish degani kirish degani emas. Jahannamdan o'tish degani sirot ko'prigi tortib qo'yiladi jahannamning ustida. Har bitta musulmon shuni ustidan o'tadida jahannamni ko'radi. Va agar musulmon bo'lmaganida tushadigan dozoqdagi o'zini joyini ko'radi. Agar musulmon bo'lmaganida shu yerga tushadi, shuni ko'radida, yana ham xursandchiligi ziyoda bo'ladi. Shu yerga tushmasdan o'tib ketyapman. Jannatdagi joyida yana ham xursand bo'lib o'tirishing uchun Alloh taolo jahannamni ko'rsatadi. Tahrim surasida nozil bo'lgan ayrim oyatlarning sababi nuzuli. Hafsa onamiz roziyallohu anhaning hayotida yana bir voqea sodir bo'ldi. Va mana shu voqea sababli payg'ambarimiz Hafsa onamizga javobini berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamizni bir taloq qildi va mana shu narsa bilan bu onamizga ta'lim berdi. Sababi Hafsa onamiz payg'ambarimiz unga aytgan sirni fosh qilib qo'ygan edi. Qissa quyidagicha edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining ayoli Moriya qibitiga bilan Hafsa onamizning hujrasida yolg'iz qoldi. Kundoshining uyida eri bilan yolg'iz qoldi. Moriya qibitiga Muqovqisdan, Misr podshohi Muqovqisdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hadiya bo'lib kelgan edi. Endi bu narsadan Hafsa onamiz qattiq bir xafa bo'lib Rasulullohning oldida qattiq yig'lab berdi. Rasululloh u onamizni ko'yini uchun u onamizni yupatmoqchi bo'lib, agar uni o'zimga harom qilib, unga qaytib yaqinlashmasam, mendan rozi bo'lasizmi dedi. Agar unga yaqinlashmasam, rozi bo'lasizmi dedi. Hafsa onamiz ha dedi. Payg'ambarimiz Moriya onamizga bormaydigan bo'ldi, uni o'ziga harom qildi. So'ngra payg'ambarimiz Hafsa onamizga buni hech kimga aytmang dedi. Ya'ni kundoshini payg'ambarimiz o'ziga harom qildi, buni birovga aytmang dedi. La tazkuri zalika li ahad faradiyat Hafsa bidalik. Hech kimga bu sirni aytmang dedi. Hafsa onamiz bunga rozi bo'ldi. Mana shu kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamiz bilan birga bo'ldi. Hafsa onamiz xursand bo'ldi. Sir aytishlikni, ya'ni sirni saqlab turishlikka toqati yetmadi. Tong otdi, sabr qila olmasdan Oyisha onamiz roziyallohu anhoga aytib berdi. Kecha Rasululloh meni oldim dedi. Rosa yig'lab yerdim. Uzot Moriyani o'ziga harom qildi dedi. Rasululloh sir deb aytgan narsani fosh qilib qo'ydi. Alloh taolo Hafsa onamizga va umuman boshqa mu'mina onalarimizga ta'lim berib, yo'l ko'rsatib, adab berib, hidoyat qilib ushbu oyatlarni nozil qildi. Astaydu billah. Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Alloh taolo nima dedi? Payg'ambar juftlaridan biriga, ya'ni Hafsa onamizga bir so'zni pinxona aytganini eslang. Endi qachoniki Hafsa u sir haqida xabar bergach kimga? Oyisha onamizga. Va Alloh Jabroil farishta vositasida payg'ambarni Hafsaning qilmishidan voqif qilgach, u Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi, bildirmadi. Bas qachonki payg'ambar Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsani ba'zi haqida xabar bergach, u kim sizga bu xabarni berdi dedi. Payg'ambar menga bilguvchi va xabardor zot xabar berdi dedi. Mana endi bu sirni payg'ambarimiz omonat qo'ygan sirini fosh qilishligini oqibati nima bo'lishini Hafsa onamiz o'ylab ko'rmagan edi. Payg'ambarimiz bir taloq qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bundan xabar topganida juda qattiq achchig'i keldi, g'azablandi. Chunki Rasulullohning oldida yuzi yerga qarab qoldi. Bundan keyin Alloh taolo Umarga ham Hafsa onamizga ham parvo qilmaydi deb o'yladi. Chunki payg'ambarimizga qizini nikohlab berib, juda bir katta sharafga ega bo'lgan edi. Endi nima bo'ldi? Endi taloqni berib qo'ydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Jibril alayhissalom kelib shunday dedi.
İnna Allaha ya'muruke an turaciya Hafsa rahmatan bi Umar. Cebrail aleyhisselam kelib payg'ambarimizga, albatta Alloh Hafsani Umarga rahmat sifatida qaytarib olishingizni amr qildi dedi. Umar ibn Xattobning yuzidan Umar ibn Xattobga rahmat sifatida qizini qaytarib oling dedi. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning makonati ulug' edi. Yana bir rivoyatda Jibril aleyhisselam aytadi payg'ambarimizga Arji Hafsata fa innaha sawamatun qawama wa innaha zawjatuka fil janna. Hafsani qaytaring. U savoma, qawoma va albatta u sizning jannatdagi zavjangiz bo'ladi dedi. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan bir oy chetlanib oldi. Ularga odob berdi. Atrofga payg'ambar alayhisalom ayollarini taloq qildi degan xabar tarqadi. Hammasini taloq qildimi? Yoki bittasinimi? Sahobalardan birortasi kelib payg'ambarimizdan buni aytib so'ragani jur'at qila olmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birodarlar muloyim, halim zot bo'lgan, kichikpel bo'lgan, kamtar bo'lgan, lekin shu vaqt o'zida sirli, haybatli bo'lgan. Abu Bakrdek, Umardek sahobalar kelib tikka gapirgani haybatlanishgan. Demak, insonda sir bo'lishi uchun, haybat bo'lishi uchun albatta mushuk qovog'ini solgan odamlarga bir gap qo'pol unaqa emas. Agar inson taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni haybatini ziyoda qilib qo'yadi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuda odamlar haybatlanib, yuraklari yorug'lik bo'lib kelib aytishdi xalifa bo'lib turgan paytda. Ey amir mu'minin, sizni haybatingizdan yuraklarimiz yorilib ketadi deydi. Sal muloyimroq bo'ling. Deganida Umar ibn Xattob, bu sizlarga haybatli bo'layotganligim meni sizlarga qilayotgan zulmim sabablimi dedi. Sizlarga zulm qilgan uchun qo'rqasizmi ish mendan haybatlanasizlar? Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'rganmiz. Umar ibn Xattob, Parvardigor, meni haybatimni yana ham ziyoda qilgin deb so'raydi. Demak, inson taqvoli bo'lsa, mustaqim bo'lsa dinida Allohning hukmlarini tatbiq qilishda doimiy bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu bandaga haybat beradi, sir beradi. Demak, Madinada Rasululloh ayollarini taloq qildi degan gap tarqadi. Lekin hammasini taloq qildimi? Bittasini taloq qildimi? Birorta sahaba kelib, botinib payg'ambarimizga bu haqida so'z ocha olmadi. So'ngra shoshilganicha o'zini qizi Hafsa onamizning uyiga keldi. Hafsa onamiz yig'lab o'tirardi. Unga Rasululloh seni taloq qildi, shu rostmi dedi. Hafsa onamiz ha dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ikki marta kelib ruxsat so'radi Rasulullohning oldiga kirishlikka. Rasululloh izn bermadi. Uchinchi marta Umar ibn Xattob uchinchi marta Rasulullohni huzuriga kirishga izn so'radi, izn berildi. Umar ibn Xattob kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu mayda toshlarning ustiga yonboshlab olib yotar edi. Ya'ni toshlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning biqiniga botib qolgan edi. Kirdida, "Ya Rasululloh, ayollaringizni taloq qildingizmi?" dedi. Payg'ambarimiz boshini ko'tarib, "Yo'q" dedi. Umar ibn Xattob xursand bo'lib ketdi. "Allohu akbar" dedi. Rasululloh haybatli edi. Umar ibn Xattob juda bir haybatlanib, bir xijolat bilan gapirar edi. Umar ibn Xattob xursand bo'ldi. Keyin nima dedi? "Ya Rasululloh, ko'rmaysizmi?" dedi. "Biz Qurayshliklar ayollarimizdan ustun edik. Madinaga kelsak, bu yerli ayollar erlardan ustun bo'lishar ekan. Bizi ayollarimiz ham bu yerli ayollardan ta'lim olishibdi. Bizi ayollarimiz ham bu yerdagi ayollardan ta'lim olishibdi. Bir kuni ayolimga g'azab qilib, ovozimni baland qilib gapirsam, gap qaytarib qoldi. Men hayron bo'ldim. Ayolim menga nimaga hayron bo'lasiz? Vallohi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari ham payg'ambarimizga gap qaytarishar ekan. Bir kun bir kunlab orozlashib olishar ekan" dedi. Umar ibn Xattob, "Agar sizlardan kim shunday qilayotgan bo'lsa, noumid bo'libdi, ziyon ko'ribdi" dedi. "Axir Rasulullohning g'azabi uchun Alloh g'azab qilishidan xotirjam bo'lar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab bir kulib qo'ydi so'ziga. Tabassum qilib qo'ydi. Umar ibn Xattob davom etdi. "Ya Rasululloh, men Hafsani oldiga kirib, unga Oyisha seni dugonang bo'lganini seni aldab qo'ymasin. U sendan payg'ambarimizga sevimliroq" dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta kulib qo'ydi yana. Umar, "O'tiraveraymi?" deb so'radi. Payg'ambarimizning ko'nglini olib, ikki marta tavassum qilgandan keyin so'raydi, "O'tiraveraymi?" deya.
Otur oraya mı dedi Ömer ibn Hattab. Resulullah ha dedi oturdu. Ömer ibn Hattab oturadı. Aytadı oturup başımı kötarıp karasam vallahi üyde közüm çıkardıken bir narsa yok idi deydi. Vallahi bu mübalağamaz buradalar. Mübalağamaz. Çünkü Adi ibn Hatam'ın tayini peygamberimiz özünü üyge talep kegende onu tayge sağganı töşe gibi olmaydı. Bir tane yastık buladı. O yastığım içine hurma, poslağları yumuşatıp salıngan yastığıydı. Adi ibn Hatam'ın tayi, tay kabilesinin padişasıydı. Resulullah haligi yastığı da yaptırıp haligi uzattı, otur dedi. Kaytarı verdi, özü oturayım dedi. Peygamberimiz otur dedi, oturdu. Başka işlerse yok idi. Şunun için dünya işleri de özümüzden pasrağı adamlara karasak, hemimiz hayatımız paravan, hatırcan buladı. Eğer dünya işi de özümüzden balat bugün adamla yakalasak, hiç kaysımız hayatımızdan razı olmayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayarlardan hafa bulup, bir ay taşlap koyuşki ahtı genedi. Şimdi Allah da Allah, peygamber ayarlarını malamat kılıp, yine ayetlerini hazır kıldı. Ve in tazahara aleyh, fe inna allaha huve mevlahu ve cibrilu ve salihul mu'minin, vel melaiketu ba'de zalike zahir. Allah Teala mana şu ikkita onamizga xitob qildi. Hafsa ve Oyisha onamizga. Eğer sizler bu qilmishlaringiz uchun Allohga tavba qilsangizlar, o'zlaringizga yaxshiroq bo'lar. Chunki sizlarning dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi. Ammo agar sizler payg'ambarning ziyoniga bir-biringizga yordam bersangiz, ya'ni u zot bilan ayollar o'rtasini buzadigan ishda bir-birlarga yordam berib turib, shunday ish qiladigan bo'lsanglar, o halde şek şubhasız Allah'ın özü hem, Cebrail hem, salih müminler hem, onun medetkarlarıdır. Yine bunlardan keyin farişteler hem peygamberge yardımcıdır. Peygamberimizin bana şu iki dayalı Allah'a Allah hitap kıldı. Peygamberde ziyanı iş kıladıyan bu şeyler, peygamberde yardımcısı Allah, Cebrail ve salih müminler. Asa rabbuh in tallakukunna en yubdilehu azvacen hayran minkun. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ابكارا احتمال پروردگاری اگر او sizlarni taloq qilsa unga sizlardan yaxshiroq juftlarni muslima mu'mina itoat etuvchi tavba tazarru qiluvchi obida mudom Allohning yo'lida ketguvchi juvon va qizlarni almashtirib berur Agar sizlar payg'ambarni bunday qilib dilini ortadigan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga javob beradi, bergizadi. Sizlarda o'ninglarga sizlardan yaxshiroq bo'lgan ibodatlik, Allohga itoatda bo'ladigan qiz va jumonlarni xotin qilib beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilasida bo'lgan bu ishlar har bitta musulmonning uyida bo'lishi mumkin. Har bitta musulmonning uyida. Mana shunday holatlarda nima ish qilishlik kerak? Qanday yo'l tutishlik kerak? Rasulullohning hayotidan Ve ummahatul mu'minlerinin hayatıdan mana şu narsalarni siz bilan biz ta'lim olamiz, özümüzge andoza ibrat olamiz. Allah subhanahu ve taala ailelerimiz bilan Allah'ın hükmüde taatta ibadette bir yaşayışlığını hammamızga nasip etken olsun. Aqulu qavli hada ve estağfirullahi li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim kelimeten